Bilgi çağının teknolojisi nanoteknolojidir. Çağımızda endüstrinin geldiği düzey bir yandan toplumun gereksinimlerini karşılayacak çok büyük ölçekli üretim, öte yandan yüksek kaliteli gittikçe küçülen nanometrik boyutlarla teknolojik ürünler noktasına gelmiştir. Kimya endüstrisi maddelerin bileşimi ve yapısına yönelik sorularına cevap verebilmek için bir yandan eski analiz yöntemlerini değiştirirken bir yandan da yeni teknolojiye uygun analiz yöntemleri geliştirmek zorunda kalmıştır. Verilen makaledeki bilgileri göre numaralandırılmış ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Farklı bilim dallarındaki gelişmeler kimya endüstrisinin değişmesine ve gelişmesine sebep olmuştur, doğrudur. Kimya endüstrisinin gelişmesi nanoteknoloji çalışmalarındaki analiz yöntemlerini değiştirmiştir. Hayır, paragrafta böyle bir sonuca ulaşamıyoruz. Analiz yöntemlerini değiştirmiştir diye söylememektedir. Eski analiz yöntemleri günümüz problemlerine yetersiz kalmaktadır. Evet, doğrudur. Bundan paragrafta bahsettiği için cevap 1 ve 3 olacaktır. Öğrenciler gelecekte yapmak istedikleri meslekler hakkında kısa ipuçları vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin tanımı yaptığı mesleklerden biri değildir? Funda olası maden sahalarında örnekler alarak kimyasal analizlerin yapılmasını sağlar. Bu maden mühendisliğinin görevidir. Melis, yiyecekleri analiz ederek içerisindeki katkı maddelerini denetler. Bu gıda mühendisi. Arda, bütün canlıların yapısındaki yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşam boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceler. Bu biyokimyagerlik. Cemal, kimyasal işlemler içeren fabrikaları hem ekonomik hem de çevresel boyutunu düşünerek dizayn eder, kurar ve yönetir. Bu kimya mühendisliğinin işi. Baktığımız zaman maden mühendisimiz var, gıda mühendisimiz var, biyokimyagerimiz var. Tek açıkta kalan ziraat mühendisidir. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki meslekler ve yaptıkları işler eşleştirilirse seçeneklerden hangisine ulaşılır? 1. Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapar. Bu kimyagerlerin görevidir. 2. Kimyasal maddeleri büyük ölçüde ürünlere dönüştürmek için gerekli üretim süreçlerini ve fabrikaları tasarlar. Bu kimya mühendisliğinin görevidir. 3. Kimyasal analizlerin yapılması için gerekli ortamların hazırlanmasına yardım eder. Bu kimya teknikerliğidir. Bu şekilde sıraladığımız bu olacaktır. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren bilimsel bakımdan gerilemiştir. Bilgi üretememiş, teknolojisi gelişmemiş, fabrikalar kuramamıştır. Diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk yurdun dört bir yanında fabrikalar kurulmasını emretmiştir. Atatürk'ün ölümüne kadar ülkede açılan fabrikaların bazıları şunlardır. Ankara Fişek Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası, Keçi Borlu Kükürt Fabrikası, İzmir Klor Fabrikası. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileşme başlamıştır. Evet, buna ulaşılabilir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra diyor zaten. B. Atatürk'ün kimya endüstrisine büyük katkıları olmuştur. Evet, ilk fabriklaşmalar başlamış diyebiliriz. C. Kurulan fabrikalar işsizliği arttırmıştır. Hayır, kurulan fabrikalarda işçiler çalışacağı için, yani çok insana ihtiyaç duyacağı için işsizliği arttırmamıştır. Tam tersi azaltmıştır. Bu ifade yanlıştır. D. Kimya endüstrisi günümüzde geldiği yeri Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılan fabrikalara borçludur. Evet, doğru, çünkü ilk başlangıçlar orada yapılmış. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır.
Ece kimya endüstrisini arkadaşlarına tanıtmak için aşağıdaki posteri hazırlıyor. Buna göre numaralandırılmış posterlerden hangileri amaca uygun hazırlanmamıştır? Burada amacımız kimya endüstrisinin ne olduğunu öğrenmektir. Ekonomiye katkı sağlayıp sağlamadığı değildir. Bire baktığımızda kimya endüstrisi daha çok enerji sektöründe kullanılır. Evet, kullanım alanını söylemiştir. Günlük yaşamda kullanılan temizlik ürünleri kimya endüstrisinin ürünüdür. Doğru bir ifadedir. Kimya endüstrisi için ithal edilen petrokimya ürünleri ekonomiye katkı sağlar. Bu kimya endüstrisinin ne olduğunu açıklamadığı için amacına uygun değildir. Yine kimya endüstrisi işsizliği azaltır demiş. Bu da ne olduğunu söylemediği için amaca uygun değildir. Bu yüzden cevap 1 ve 2'dir.